Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınları hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açılar konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar merkez varsa teğet varsa ben dayanamam. Çek dik yaparım. Zaten en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmek değil miydi? Evet. Çek dik yapınca bak bu yarı çap çizgisi. Bu da yarı çap. Bunların eşitliğini mutlaka göster. A hocam x ise burası da nedir? X'tir. X x 2 iç açının toplamı bir dış açıdan burası da 2x oldu. Hocam buradaki dik üçgende bakın dik üçgen şu iki açının toplamı nedir? 90 derecedir. 2x artı 40 eşittir 90 olacağından 2x eşittir 50 olacağından x de buradan kaç çıkar? 25 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle balık esir oldu. O merkezi çemberde 30 derece ve 24 derece vermiş. Arkadaşlar 30 ise çevre açıdan dolayı 60. Hocam 24 ise çevre açıdan dolayı 48 direkt katı. A alfaya baktığımız zaman da bu da bir merkez açı değil mi gençler? Evet. Alfa ise gördüğü yay alfa olmalı. Yani alfa direkt ne eşit oldu? 60 ile 48'in toplamına eşit oldu. Dolayısıyla cevap ne oldu arkadaşlar? 108 oldu. Yani cevap balık esir. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şu şekilde verilen bilgilere bakıyoruz. Verilen bilgilerden soru çıkmazsa ek çizim yapıyoruz. En etkili silahımız nedir? Yarı çap. Bakalım bu verilen bilgilerle çıkacak. Hocam merkez açı var. Açıya ilişkisini kullanayım. 70 70. Aa burada bir çevre açı var. Hocam burası 70 ise burada kaç kaç derece yapar? 35 derece yapar. Sonra burada ne diyeceğiz? 2 tane açı yan yana gördük. Dayanamayıp iki iç açın toplama bir dış açı hocam. Yani 85 dersin. E hocam burada da iki iç açın toplam bir dış açı dersin o zaman. X artı 70 eşittir. 85 dersen. X de buradan 15 derece olarak bulursun. Bak. Üçgen bilgilerini de, burada da kullanıyorsun. Çemberde açılardasın diye. Her zaman çemberde açı kurallarına göre hareket edeceksin diye bir şey yok. Üçgende açı kuralları da varsa onları da uygulayacaksın. Tamam. Bazıları böyle çemberden sırf çemberden yapayım diye böyle şey yapıyor çalışıyor ama. Üçgende kullanacaksın çemberde açı olsa üçgeni de kullanacaksın. Bunu unutma. Cevap Edremit. Şekil Şekil 1'de ABC üçgenin o merkezde işte çemberi ve bu çembere F noktasında teğet doğrusu çizilmiş. Çizilmiş. Sonra bir katlama yapılmış. Katlamada ne yapıyoruz? Hop eski haline yeri açıyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi büyük üçgenin işte çemberin merkezi burası. Katlamada bu arada x iken burası da x mi arkadaşlar? Evet x. Tamam. Bu arada şu işte çemberi ve buradan bir teğet çizilmiş mi arkadaşlar? Çizilmiş. Arkadaşlar bu teğet teğet olduğu için şu açı ortay değil midir merkezden geçiyorsa? Evet. Hocam bu da teğet teğet olduğu için bu da açı ortay değil midir arkadaşlar? Evet. A. iki tane dış açı ortay arasında kalan açı x oldu. Hatırlayın iki tane dış açı ortay arasında kalan açı formülü. Şurası a ise bu açı ortay bu da açı ortaysa buradaki şey neydi? 90 eksi a açısı bölü 2'ye eşit değil miydi? Yani birinci yol olarak böyle yapalım isterseniz. Ee, burası x ya arkadaşlar. Bakın burası x Burası da x ya. Hocam burada kaçı? x açısı 90 eksi x bölü 2 eşit dersiniz. Öbür tarafa atarsınız. 3 x bölü 2 eşittir 90 dersiniz. Ve x'i de buradan kaç bulursunuz arkadaşlar? 60 derece olarak bulursunuz. Birinci yol bu olsun isterseniz. İkinci yolda ne yaparız? Hocam ben hatırlayamıyorum. Ben bilmiyorum böyle formül diyebilirsiniz. Hocam a a diyelim. Buraya da b b diyelim isterseniz. A artı b artı x belli mi? 100 mü? Evet. 180 mi? Evet. A artı b artı x eşittir. 180. Hocam burası nedir? 180 ya da buradan gitmeyelim. Tamam buradan gidelim. Burası 180 2A. Hocam burası da 180 2B. A hocam şunu şunu şunun toplamı da 180 2A artı 180 2B artı X'in toplamı da 360 değil 180 olacak pardon. 180'lerden birer tanesi gitti. X de buradan neye eşit oldu? 2A artı 2B eksi X'e eşit oldu. Hocam e... Pardon. 2A artı 2B eksi 2A artı 2B eksi 180 eşit oldu. Tamam mı? E hocam X buradan buna eşit. E burada A artı B yerine ben bir şey yazabilirim. Ya da A artı B'yi yalnız bırak burada. A artı B nedir? 180 eksi X değil midir? Evet. E burada 2A artı 2B var. 180 eksi X'in iki katı değil midir o zaman bu? 360 eksi 2X'dir burası. E bu da bir de burada 180 var. E bir de burada X var. Bunu attık öbür tarafa 3x eşittir 180 yaptı ve x de buradan kaç geldi 60. Normal üçgen bilgisinden de sonuca böyle oluşabiliriz arkadaşlar. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. A noktasından dıştan teğet olacak şekilde birbirlerine fark, birbirlerinden farkı farklı iki çember çiziniz. Evet iki çember çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çember şöyle bir çember ve bunlar A noktalarında teğetmiş arkadaşlar. Şuradaki A noktalarında birbirine dıştan teğet diyor, değil mi? Evet. Bu çemberlerin dışında bir K noktası belirleyiniz. K noktası belirledim. Eyvallah. Sonra K noktasından çizilen doğrular büyük çembere B noktasında küçük çembere de C noktasında teğet olsun. Evet, ben buradan çembere Hop büyük çembere. Burada küçük çembere de. Şurada teğet olsun diyor. Büyük çembere nerede diyor arkadaşlar? B. Küçük çembere de C noktasında teğet olsun diyor. Tamam. A ile B noktasını ve A ile C noktalarını birleştiriniz. Hemen birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim. BKC açısını BKC açısını 112 diye vermişler. BAC açısı X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar Şimdi büyük ihtimalle bazı arkadaşlar şöyle bir çözüm yöntemi gerçekleştirmiştir. Arkadaşlar buradan bir teğet çizdiniz. Şu, şu, şuraya geldi deyip çözümü büyük ihtimal buradan yapmış olabilirsiniz. Doğru çıkar ama buradaki çizilen teğetin tam K'dan geçtiğini nereden biliyoruz arkadaşlar? Değil mi? Bilmiyoruz. O yüzden ben zaten şunu biliyorum. İki çember birbirine teğet olduğunda ortak teğet çiziyorum. Ortak teğet çizdiğinde hocam amaç teğet giriş açığı bilmek, Buraya A dersem A, T, burada teğet kiriş açı A ise gördüğü yay 2A Hocam burada da bir teğet kiriş açı var 2A ise burası da A yaptı mı? Yaptı çünkü 2A'yı görüyor Peki buraya bir B dersem Hocam teğet kiriş açıdan B ise gördüğü yay 2B Burası da ne oldu arkadaşlar? Teğet kiriş açıdan 2B'yi görüyor O zaman burası da B oldu E büyük olan şekil bir dörtgen değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu dörtgene bakacak olursam Dörtgen açıları toplamı 2 tane A, 2 tane B ve 112 var. 2A artı 2B artı 112 eşittir 360 olduğundan direkt 2'ye böl işlem kalabalığından kurtul. Ee, burası 60 yok. 56 yapıyor. Eşittir 180. A artı B de buradan kaç çıkıyor? 124 çıkıyor arkadaşlar. Ve X kaç derecedir diye soruluyor. X neresiydi? BAC. BAC. Arkadaşlar buraya da X derece olarak vermiş zaten. Şurası X dereceymiş. Yani X A artı B'ye eşitmiş. O da A artı B'ye de 124 bulmadık mı gençler? Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Aşağıda eş kare ve düzgün beş eş düzgün beşgenlerden beşer tane kullanılarak bir engen elde ediliyor. Arkadaşlar beş tane beşgen, beş tane de kare var. e Ben bunları devam ettirdiğim zaman ne gelecekmiş karşıma bir düzgün çokgen. Düzgün çokgenin kenar sayısı lazım bana. Düzgün çokgenin kenar sayısı nedir arkadaşlar? Dış açısı lazım bana. Hocam bak burası kaç derece? 108 derece. Artık düzgün beşgeni biliyorsunuz. Burası kaç derece? 90 derece. Dikkat edin arkadaşlar bakın. Şu düzgün çokgenin kenarları değil mi? Bizde düzgün çokgende önemli olan neydi? Dış açı. Hocam dış açısı önemli. Hop şöyle dış açısı değil mi? Bunu, uz bunu uzatırsınız. Ya da hocam şunu uzatırsınız. Burası dış açı dersiniz. Neyse biz şurayı uzattık. Hocam bu dış açısı. E, burası 90 ise burası da 90. Buraya kaç kaldı? 18 kaldı. Aa 360 bölü 18. Bize kenar sayısını verir. Bu 20 gen. E peki hocam burada bu üç kenarı gören bir açı var burada. Burada ne yapacağız? Arkadaşlar her düzgün çokgenlerin etrafına bir çember çizilebiliyor. O zaman ben bu düzgün çokgen etrafına şöyle bir çember çizecek olursam. Köşelerden geçen bir çemberi çizecek olursam. Şöyle köşelerden geçen bir çember. Bu şekilde çizilir mi arkadaşlar? Çizilir. Normalde bu çemberin içinde bir kaçgen var? 20 gen var değil mi? 20 kenarı gören açı yani 20 gen Tam bir 360 derece oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Şöyle bir yorum yapabilirim. Hocam 20 kenarı gören 360 derece ise burada 1, 2, 3 kenarı gören var. 3 kenarı gören kaç derecedir diye sorabiliriz. Ya da e, 20 gen ya bu. 360 derece 20 kenarı 360 yani 20 kenarı taşıyan 360 derece var. O zaman 360'ı ben 20'ye böldüğüm zaman ne yapar? Bir açımız 18 derece yapar. Yani bir kenarı gören açı şuradaki açı kaç derecedir arkadaşlar? 18 derecedir. Yani şuradaki yayın ölçüsü. Hocam burası 18. Hocam burası da 18. Hocam burası da 18. Yani 54 yaptı burası? E 54 ise x ile çevre açım burası. Evet. E burası 54 ise buranın ne olması lazım? 2x. 2x 54 ise x de buradan kaç çıkacaktır? 27 çıkacaktır. Yani cevap ne çıktı arkadaşlar? Bakacak olursak Denizli çıktı. Yukarıdaki verilere göre B, C, v, D, X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu anki verilen bilgilerle bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Ve şu tavsiyede bulunayım ben size. Yapacağımız en son iş böyle yarım çember varsa yarım çemberi tam çember yapmak olsun. Ya da çeyrek çember varsa çeyrek çemberi tamamlamak olsun arkadaşlar. Ha bazen oluyor tabii ki tamamladığımız sorularda oluyor da. Ya büyük ihtimalle %99 diyeyim hatta çeyrek çember soru da verilmişse sorunun çözümü için yeterlidir. Ya da yarım çember soruda verilmişse yarım çember sorunun çözümü için yeterlidir. Tamam aklınızda bulunsun. E hocam ne yapacağız burada? Hiçbir şekilde 75'i de x'i de 90'ı da kullanamıyoruz. Ne yapmalıyız burada? Ya bir şey yapacaksan aklına şu gelsin. Çemberin merkezi önemli. Hatta yarı çap çizmek çok çok önemli. Çemberdeki bizim en etkili silahımız yarı çap. Yarı çapı çizeceksin kardeşim. Al sana yarı çap. Ama yarı çap çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluklarının eşitliğini gösterin. Hocam bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap değil mi? Evet. A x kenar çıktı burada. 75 ise burası da 75. 75, 75, 150'den buraya 30 kaldı. Burası da 60 yaptı. Hocam tamamı 90'dı. Buraya kaç kaldı? 15. Bu tepe açısı 60 derece olan bir x kenar çıktığı için bu 60 ise 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. Buradaki açılarda 60'ar derece yapacak mı arkadaşlar? Büyük üçgende yapacak. O zaman x artı 15 eşittir 60 ise x buradan kaç çıkar? 45 derece çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle cehan oldu. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar bakın bir yarım çember verilmiş. Yarım çember verilmişse sorunun çözümü için yarım çember yeterli. Tamamlamanıza gerek yok. E hocam ne yapacağız burada? Valla arkadaşlar 1, 2, 3, 4 beşgen var burada. Biz çemberde neyi biliyoruz? Hocam dörtgen. o da kirişler dörtgeni değil mi? O zaman bir dörtgen oluşturabiliriz arkadaşlar istediğiniz yerden şu şekilde. Bu arada bunun bayağı bir çözüm yöntemi de olabilir. Ben beşgeni gördüğüm için dörtgeni biliyorum. Dörtgen oluşturdum. E hocam burada çap da verilmiş. Çapı da kullanacağım. Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. Aa burada 90 60 burası kaç oldu? 30. Buraya kaç kaldı? 20. Bakın 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 şurada ne oldu arkadaşlar? Bu kiriş, bu kiriş, bu kiriş, bu kiriş kirişlerden oluşan bir dörtgen çıktı burada. O zaman karşıtlı açılar toplamı 180'dir. Yani bu açıyla bu açının toplamı 180. x artı 20 eşittir 180 ise x'i de buradan kaç buluruz gençler? 160 derece olarak buluruz. Cevabımız böylelikle akçay çıktı. Yukarıdaki verilenlere göre adc x kaç derecedir? 52'yi hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Bir şey çizmeliyiz. Hocam en güzel ek yarıçap olduğunu biliyorum. Al yarıçap çizdim. Bir içine yarıyor mu? Yaramıyor. Demek ki daha farklı bir durum yapacağız. Size bir tavsiye de bulunuyorum. Arkadaşlar çemberin dışındaki bir parçayla içindeki bir parça eşit ve yarım çember varsa ya da çap varsa ya da daha doğrusu şu kenar ortayı mutlaka ama mutlaka çizin. Normalde kenar ortayı çizmeye hep karşıyız. Eşitlik gördüğümüzde hep orta taban falan çizin diyoruz ama çemberde bu şekilde. Kenar ortayı çizin arkadaşlar. Niye? Bak bu bizim çapımız değil mi? Aa çapı gören bir açı oluştu burada. Çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90 derecedir. E o zaman hocam o zaman buraya bakın. Bu yükseklik yükseklik gördüğümüz zaman zaten ayrı bir göze bakıyorduk. Yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Yani x kenar aynı zamanda bu açı ortaydır. Burası da 26'ya 26'dır. 26, 90 ve x yani x ile 26'nın toplamı 90 yapacağından x'i buradan 70 değil 64 buluruz? Evet cevabımız böylelikle edremit çıktı arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi yaylar eşit verilmiş. Arkadaşlar ben bunu şu şekilde yapabilirim de işlem kalabalığı olacak diye korkuyorum. A A deyip o o şuraya da B deyip sonra farklarının yarısı şu diyeceğim. Şuraya C, deyip sonra da x açısı da artı B bölü 2 diyeceğim ama yok. Zaten ben o kuralı da sevmiyorum biliyorsun. musun? O kuralın ispatı da zaten üçgende şey üçgende açı yardımıyla çıkıyor zaten ya da çembersel çemberde e, çevre açı mantığıyla çıkıyor zaten hiç sevmiyorum. Peki ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Şuradaki eşitliği yoğunlaşmalıyım. Yani şu eşitliği kullanırsam soru çıkacak arkadaşlar. Yani verilen bilgiyi kullanmaya yönelik çalışıyoruz yine. Ne yapacağım? Şu eşitliği kullanacağım. Yayların eşit olması ne anlama geliyor? Hocam o yayı gören bir tane açı varsa şu açı varsa. Hocam burası alfaysa gördüğü ya 2 alfadır. E burası da 2 alfaysa e, hocam Burada da 2 alfa var ya. Hop şöyle bir çevre açı oluşturacak olursam. Burası da alfa olur mu? Olur. Tamam güzel. Bu açıların eşitliği için yaradı bak mesela bu. Başka ne yapabiliriz? Aa hocam burada bir teğet kiriş açı oluştu. Teğet kiriş açı da bizim için çok önemli. Teğetlik varsa teğet kiriş açıya bak. Betaysa gördüğü yay nedir? 2 beta. Aa hocam 2 betayı gören burada da bir çevre açı var. Böyle açıya ilişkisi zaten çok önemli. 2 beta ise burası da beta yaptı mı? Yaptı. Sonra ne olacak hocam? Ya iki açıyı yan yana gördük. Hocam burası alfa artı beta. A. Alfa artı beta alfa artı beta. Dikkat dikkat. Şu açıyla şu açı birbirine eşit oldu. Gördünüz mü? Alfa artı beta alfa artı beta. A. O zaman bu bir ikizkenar üçgen çıktı. O zaman. Çünkü alfa artı beta alfa artı beta olduğundan dolayı. Tepe açısı 40 olan bir ikizkenar üçgenin taban açıları kaçtır? 180'den 40 çıkart. 140. 2'ye böl. 70 70. Burası da 70, burası da 70. E, X isteniliyor benden. 70'i 180'e tamamlayanı kaç derecedir? 110 derecedir. Yani cevabımız böylelikle c -han çıktı. Şekildeki O merkezli çember AB çaplı yarım çembere D noktası da içten teğettir ve şunlar da birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar çemberler birbirine teğet olunca merkezleri birleştiriyor muyduk? Evet. Buradan merkezleri birleştirip şöyle. Hop birleştirdik. Peki. Hocam ne çıktı burada? Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. İkiz kenar. E, ikiz kenarsa 56 ise burası da 56. 56, 56, 112. Buraya ne kaldı? 68 mi kaldı? Evet. Adam sana burayı paralel vermiş. Boşuna mı vermiş? Z'den dolayı burası da 68 oldu mu arkadaşlar? Oldu. E, hocam ben artık şeyi nasıl bulabilirim burada? Bir şeyler daha verilmiş olması lazım. AB çaplı diyor. Soruyu okuyoruz o zaman. AD ile de DC'yi birbirine eşit vermiş. Bak gördünüz mü? soruda takıldığın zaman soru yok Adam sana AD ile DC'yi eşit vermiş. Hocam AD ile DC'nin eşit olması ne anlama geliyor? Buradaki yayların birbirine eşit olduğu anlamına geliyor. Hocam 68 ise gördüğü yay 68. E burası da 68. E hocam burada da hop şöyle yine yarı çapı çizecek olursak. 68 ise burası da 68 oldu mu gençler? Oldu. 68, 68, 100, 50, e, 136 değil mi? 136 136-180'e tamamlayan nedir arkadaşlar? 44 mi yapıyor? Evet burası 44 derecedir. E hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap olduğundan dolayı e, tepe açısı da 68 derece ise taban açıları da ne olacak? 180'den 68 çıkartıp 2'ye böldüğün zaman zaten 68 56-56 yaptığını buradan görüyoruz. 68 ise burası da 56 yapar. Burası da 56 yapar. E hocam x artı 44 eşittir 56 ise x buradan kaç geliyor? 12 geliyor. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu.